Günaydın arkadaşlar. Ay yeni uyandım. Bu sefer Nescafe yaptım. Köpüksüz sütle. Sütüm bitmiş. Hızlıcık kalmış, üstüne dökeyim dedim. İnşallah kahvem soğumamıştı. Oh oh oh, hayli sıpsıcacık. Bu sefer şekerini az kattım. Arkadaşlar biraz kendime gelmem lazım. Dün eğlenceye gitmiştik. Ama bir kafeye gitmiştik, eğlence diyorum. İnsanlar diskotek, klaba falan gittiğimi zannedecek. Kafeye gitmiştik arkadaşlarla. Bu beni hastaneye götüren arkadaş. Valla onun kuzenleriyle falan işte. Bir kafeye gittik. Güzel geçti. Yoğunum. Ben size demiştim zaten. Arkadaşlar bu arada Instagram'a o kadar çok mesaj geliyor ki ya Funda niye video yok, Funda niye video paylaşmadın? Ben size demiştim zaten. Hafta sonu çok video gelmez. Niye? Bugün de açıklayacağım. Çünkü çok mesaj geliyor. Ya lütfen beni biraz anlayın. Çünkü çok zor bir dönem yaşıyorum zaten. Ve kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Ve sizi de anlıyorum. Siz aslında iyi niyetli diyorsunuz. Hani video bekliyorsunuz ama... Arkadaşlar ben haftada bir iki kere bir kuaförde çalışıyorum. Ben bunu zaten Türkiye'de ayrılma kararı verdikten sonra direkt orada, ben size geçen videolarda da demiştim zaten. Orada direkt hani kendi şeylerimi nasıl ödeyeceğimi ve kendi ayaklarım üzerinde nasıl duracağımı orada çalışmaya başladım. Çünkü birkaç şeyler olacağından biraz zaten tereddüt ediyordum ve oldu da ama bu kadar da beklemiyordum ama neyse. Haftada bir iki kere bir kuaförde çalışıyorum. Çok yoğunum, şöyle yoğunum. Ben Belçika sınırında yaşıyorum. Ve benim gittiğim kuaför Hollanda'nın üst bölgesinde. Şimdi diyeceksiniz ki niye oraya gidiyorsun? Ben Amsterdam'a yakın Utrecht'te doğma büyümeyim ve oradan geliyorum. Bütün müşterilerim olsun, bütün iş hayatım olsun orada. Aslında burada da gidip kuaförde çalışabilirim ama benim tekrardan hayatımı toparlayıp orada bir hayat kurmam gerekiyor. Çünkü ben kendi bir kuaför salonum olduğu için başkasına çalışmak çok zor ondan sonra. Ve bu ablayla, bu arkadaşla çok iyi anlaşıyoruz. Ben direkt aklıma o geldi ve onu aradım. Dedim ki ayrılma şeysindeyim. Bana yardım edebilir misin diye. Biz zaten çok iyi anlaşıyorduk. Bu Utrecht'te olan bir kuaför. Tam isim olarak da söylemek istemiyorum ama Instagram'da birkaç tane kızlar belki anlamışlardır. Çünkü hikaye falan paylaşıyorum. Tanıdık geldiyse hangi kuaför olduğunu biliyorsunuzdur. Orada çalışıyorum ama Belçika sınırında kaldığım için ve Utrecht bayağı bir uzakta bir şey olduğu için şehir olduğu için saat 6 sabahta kalkmak zorundayım. O yüzden ben geçen yaşadım. Biraz uykusuzluktan da ağır geldi. Çünkü uzun zamandır böyle erken kalkıp da oraya gitmek de yoruyor. Bakın şimdi çoğu kişi de araba sürdüğü için belki anlayamaz ama ben buradan istasyona yürüyerek gidiyorum 25 dakika, 20-25 dakika. Sabah yürüyüşü gibi diyelim. Oradan treni al, bir tane daha tren al, ondan sonra bir otobüs al. Bir de bilerek biraz daha erken çıkıyorum ki yani bir şey olduğu zaman trene falan her şey olabilir. Hani yine işimi garantiye almak istiyorum ki oraya erken varayım. Yani yol bayağı yorucu geçiyor ve oraya vardığımda tabii ki de bir kuaför olarak çalışıyorsun. Direkt yani o çalışma modusunda kendini değiştirmen gerekiyor. Hani gelip de yorgunum şöyle böyle olmuyor. Zor, biraz zor geçiyor hayatım şu anda. Bunu da niye şimdilik anlatıyorum? Avukatlarımızla bir anlaşma yaptık. Bu evde 3 ay boyunca kalabilirim.
Mahkemelik olacaktı. Artık mahkemeye de gerek kalmadı. Kendi aramızda bir anlaşma yaptık. Çünkü kendisi de burada kalmak istiyor. Ve dedim ki bana biraz zaman ver. Kendisi bu bütün evi falan ödediği için onun aslında daha çok hakkı var. Her ne kadar da ikimizin üzerine bu ev olduğu için. Benim de hakkım, o kadar hakkım olması bu Türkçesi tam bilmiyorum. Burası kiradeye satılık ev. Yani onun parasını ödemek için yarısını ödemem gerekiyordu. Ben de dedim ki bir anlaşma yapalım. 3 ay bu evde kalayım. İnşallah o 3 ay içinde bir ev bulabilirim. Bulamazsam da bakmam gerekiyor. Ondan sonra ne yapacağım ama şu anda işte en önemlisi ev benim için. 3 ay çoğu gibi gelir insanlar ama 3 ay o kadar çok değil. Ben devletten bir ev arıyorum. Bizim burada mesela yazılıyorsun ve her ne kadar çok yazılıysan o kadar çok bir numaraya geçiyorsun. Yani o kadar çok insanlar bekliyor ki mesela ben neredeyse 10 sene yazılıyım. Ama benden daha çok yazılı olanlar mesela 15 ya da 20 sene onlara daha öncelik veriyorlar. Ama 10 sene bu Hollanda'da artık o kadar çok Suriyeliler olsun, Filistinliler olsun, Ukraynalılar olsun başka ülkeden insana geldikleri için onlara daha öncelik tanıtıyorlar. Hani onlara daha çabuk ev veriyorlar. Bizi bekletiyorlar yani. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. O yüzden bu bizim ve mültecilerin arasında Türkiye gibi bir şey oluyor. Aslında ırkçılık değil bu ama yani ister istemez bir kavga, bir stres oluyor aramızda. Çünkü hani seneler boyunca yani annem babam Hollanda'da vergimiz olsun, okul parası olsun, okul kitapları olsun ödüyor. Ve bu 10 senelik yazlık olduğum bu devlet evlerinde de her sene parasını ödüyorsun ama ev çıkmıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Yani sinir oluyorum. 10 sene, 5, 10 sene önce eğer sen devlete 10 sene yazılmış olsaydın yani bunun gibi neredeyse bir ev çıkardı. Ama şimdi artık böyle var ya küçücük bir ev bile çıkmıyor. Ben geçen de söylemiştim. Bak bu salon kadar böyle küçücük bir ev olsun. Çok küçük bir mutfağı olsa bile razıyım. Razıyım yani kendi yerim olsun yeter ki. Çünkü yani evlendikten sonra anne babada da yaşamak yani zor. Zor, zor, zor. Herkesin kendi düzeni var. Kardeşimle de anlaşamıyorum. Hani herkesin kendi düzeni var ya aile olsa bile. Öyle. Biliyorsunuz mide ameliyatı geçirdim. Yani sonuçta bir ameliyat. 1,5 sene oldu evet ama yine de bu vücut hassas. Yani o yolu gitmek, çalışmak. Ya biraz zor. Mide ameliyatından önce daha bir kuvvetliydim. Valla ben saate bile bakmazdım ya. Gece gündüz çalışırdım ben. Çok çalışkan bir insanım ben. Siz bana bakmayın. Şimdi ev hanımı olarak beni bazı kişiler tanıdı ama ben çalışmayı çok severim. Ama yani vücut ister istemez hassas bayılma olayı da yaşadım. Ya vitaminleri iyi şey yapmak lazım. Yutmak lazım. Bu yemek de olsun artık. Biraz ya sırf ekmek değil ama normalde bir kahve içerdim. Akşama kadar bir şey yemezdim. Artık öyle olmuyor tabii ki de. Çünkü yola falan çıkıyorum. Bir şeyler yemem gerekiyor. Öyle. Yani karşıdaki kişiler de şu anda bildikleri için ben size o yüzden şimdi söylüyorum. Ama bazı şeyleri böyle gizli saklı şey yapmak lazım, saklamak lazım. Bu illa yalan söylemek değil. Bazı şeyleri özel hayatımda gizlemem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden son zamanları böyle işte hafta sonları video gelmiyor. Kendime işte gelmem gerekiyor. Öyle yoğun geçiyor. Bu arada burçlarla ilgili çoğu insanlar merak ediyorlar. Bugün ben işte dışarı çıkacağım. Defteri falan almaya çıkacağım. Bu harita çıkarmak kolay bir şey değil. Böyle burcunu böyle benim burcum aslanmış ya da neymiş teraziymiş bir burcumu okuyayım. Öyle bir şey değil bu.
Yani bu Mars olsun, Jüpiter olsun, Venüs olsun, her şeyle ilgili, aşk olsun, cinsel ilişki olsun, iş hayatın olsun, her şeyden bahsedeceğiz. O yüzden ben size dedim ki isim vermeyeceğim. Çünkü cinsel ilişkiye kadar gidiyor bu şey. Her şeyi konuşacağız ama ona göre hazırlamam gerekiyor. Belki bu çarşamba ya da haftaya pazartesi söz. Bu çarşamba gelmesi haftaya pazartesi kesin gelecek. Ona göre kendimi hazırlamam gerekiyor. Ve çoğu kişiyle yazdığı için ilk kim hikayemin altına yorum yazdıysa o kişiden itibaren sıralamaya geçeceğim. Çünkü çoğu kişi yazdıkları için kendim de seçmeyeceğim. Yani kim önce yazdıysa o sıraya geçeceğim. Eğer ben sizin haritanızı hazırlıyorsam birkaç gün önce de yazarım. Diyelim ki Ayşe, Ayşe senin haritanı hazırlıyorum. Birkaç gün sonra senin videon gelecek. Artık bu astrolojinin hakkında da artık video paylaşacağız. Çok konuşmayacağım, hafızam doluyor. Arkadaşlar lütfen bu videoya like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.